Selam. Bugün bir YouTuber'ın herhalde hayatında en az 20 kere çekmesi gereken bir konseptle, soru cevapla karşınızdayım. Ben daha önce soru cevap galiba hiç yapmadım. Dedim ki bana soru yöneltin ve oradan gelen soruları bugün cevaplayacağız. Soruları bugün bana Selin soracak, sevgili ev kankim. Arkadaşım diyemiyorum artık. Yani çünkü arkadaş gibi değiliz, anladın mı? Çünkü biz evliyiz gerçekten. Bak, sorulara şu an bakıyorum sana vermek için biraz gözcüyle, hepsine bakmadım. Bir al bakalım. Hepimizin en çok merak ettiği soruyla başlıyorum. Kendini sevmek vesaire için motivasyon önerisi. Kendini sevmek, yani bu konuyla ilgili son 2-3 yıldır yoğun olarak kendi üzerime çalışıyorum. O yüzden bunun cevabını verecek olan insan, yani en iyi cevabını verecek olan insan muhtemelen ben değilim. Ama hani çabaladığım kadarıyla kendimi sevmek için kendime iyi gelecek olan şeyleri yapmaya çalışıyorum. Yani mesela zayıflamak, bu kiloyu korumak, spor yapmak, daha zinde hissettiğim zaman daha mutlu olduğumu fark ettim çünkü ve bunun için uğraşıyorum. Kendimi daha iyiye nasıl götürebilirim için uğraşıyorum çünkü bunlar beni mutlu eden şeyler. Yani kısaca aslında kendinizi mutlu eden ve yaparsanız kendinize daha iyi geleceğini düşündüğünüz şeyler varsa bunları uygulayarak kendinizi daha çok sevebilirsiniz. Çünkü ben yapmam gerekenleri yapmadığım zaman kendime çok kızıyorum ve kendimi daha az seviyorum. Soru değil de ne zayıfladım be zayıfladım. Helal kız ya. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zayıfladım ama inanın fark etmedim. Yani taşınma sürecinde hani böyle bir lahmacun yarısını at ağzına, sonra mutfağı düzenle, sonra kalan yarım lahmacunu ye ve bütün gün onunla beslen falan gibi böyle iğrenç bir beslenme düzeniyle bir ayda 5 kilo verdim. Ama o dönemde bir de spor yaptım, onun çok etkisi oldu. Onunla ilgili de bir videom tabii ki var çünkü ben bir YouTuber'ım. Çok hızlı zayıfladım. Birdenbire 65-66'dan şu an 58'e düştüm. 60'lara gelmiştim, şimdi 58 civarlarında sürünüyorum. 58 civarlarındayım. Yani 55'in altına asla inmeyi planlamıyorum. Şu an artık zayıflamıyorum da zaten. Durdum ama bu kiloyu korumak ve böyle düzenli bir sporla hayatıma devam etmek istiyorum. Yemeyerek zayıfladım. Yemeyince zayıflıyorsun abi. Yani bunun tek çözümü bence yememek. Gülce Tufan sana 90'lardan sorular yollamış. Demiş ki hangi efsanevi magazin olayına dahil olmak isterdin? 90'lar Türk televizyon şovuna katılacak olsaydın hangisi olurdu? Abi çok iyi sorular. Hande Ataizi'nin tuvalete sıkışması ya. Yani Hande Ataizi'nin tuvalete sıkışmasındaki Hande Ataizi öznesi olmak ve tuvalete sıkışmak ve bir yandan burun ameliyatlıyım falan. Hani o çaresizliği galiba yaşamak isteyebilirdim ama aklıma ilk gelen bu olduğu için şu an bunu söylüyorum. Çoğuna katılmak isterdim yani. Peki hangi şova katılmak isterdin? Şahane Pazar abi. Yani kesinlikle Şahane Pazar. Çok isterdim ya. Kesinlikle Şahane Pazar. Evet. Evet. Deli Vahit'le bir gün geçirmek ister miydin? Abi bu soru mu ya? Tabii ki çok isterdim. Bu arada yani Kobra Murat ve Deli Vahit'le video çekmeyi çok isterim. Yani bir şekilde beni izlerseniz ne olur video çekelim. Çok isterim. Senden motivasyon sorusu varmış, onu atlamışım. Biraz başa dönmüşüz gibi olacak ama. Kötü günlerde yataktan kalkmak için neler yapıyorsun? Bunalıma girdiğinde kötü hissetmen ve benzeri demiş. Yataktan kalkmıyorum. Yani gerçekten kalkmıyorum. Kötü hissettiğim zamanlarda yataktan kalkmamayı tercih ediyorum. Çünkü bazen bazı hissiyatlar kötü ya da iyi değil. O an bir hissiyat olarak hayatımızda yer almalı. Kötü bir şey hissediyorsak da o an o kötüyü belki biraz kabul etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu ne farkındalık be kardeşim. Hayatındaki işte bu benim dönüm noktam dediğin an veya olay nedir? Saçlarımı yakmak. Ya kesinlikle kilo vermem. Yani bunun üstüne daha bir şey yaşadığımı düşünmüyorum. Yıllarca olmak istemediğim bir bedende kendimi hapsettiğimi düşünüyorum. Hiçbir şekilde bundan vazgeçmeyerek, yani yemek yemekten vazgeçmeyerek. Ve bunun için bir adım atıp ameliyat olup zayıflayıp şu anki olduğum fizikte olmaktan dolayı, sağlığımı kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendime yapmış olduğum en iyi hareket olduğunu düşünüyorum ve bence benim için bir dönüm noktasıydı. Şu an bu videoyu çekebilmem bile onun sayesinde yani. Çünkü eskiden böyle bir özgüvenim maalesef yoktu. Keşke olsaydı. Keşke yayınlamasaydım dediğim videon var mı? Keşke yayınlamasaydım. Yok. Yok ya. Yani zaten öyle aşırı bir YouTuber, ünlü falan olmadığım için ne bileyim bir lincim olmadı, bir şeyim olmadı, başıma bir şey gelmedi yani. Bir tek yanık saç linci yemiş olabilirim. O da yani gerizekalı mısın, ne yaptın kendine falan gibi yorumlar geliyor ama ben çok takan bir değilim böyle şeylere. O yüzden no, pişmanlık duyduğum, keşke yayınlamasaydım dediğim bir şey yok. Benim de aşırı desteklediğim ve merak ettiğim bir soru. Stand-up yapmak, komedyen olmak istediğini söylemiştim. Bu planlar gerçekleşecek mi? Bu soru beni üzdü. Hiçbir şey yapmadım çünkü bununla ilgili şu ana kadar. Şu an stand-up yapsam nerede yapacağım zaten, bu bir. Biraz buna sığınıyorum. İkincisi podcast yapacaktım aslında ama asla düzenli bir podcast dinleyicisi olmadığım için hala kimsenin podcast dinlemediğini düşünüyorum ve o yüzden podcast yapmıyorum. Gibi bir açıklamam var yani. Çok haklısın. Yaparsam belki böyle sohbetli video serileri ya da bir podcast yaparım ama stand-up şu an için hani önceliğim değil diyeyim. Biraz daha o aşamalardan geçip millet bana gülüyor ya bir hissetmem lazım sanırım. Biraz kendime güvenmem lazım o konuda. Herkes seni çok komik bulduğu için de bunun üzerinden sorular sormuş. İki soruyu arka arkaya okuyacağım çünkü tamam. Birbirine benziyor. Diyor tamam. Ki bu hayata komiklikli bakış açına hayranım. Nasıl yaşıyorsun? Teşekkür ederim. Sence senin mizahın için dönüm noktası olan şey ne? Dizi, kitap, herhangi bir şey ama ne diye sormuş. Çünkü çok iyi yazmış. Şöyle başlayayım ilk sorudan. Benim için Gülse Birsel çocukluğumda yani wow dedirten bir insan olmuştur. Bütün kitaplarını ilk çıktığında alıp okuyup kahkahalar atıp abi bu kadın nasıl bu kadar komik ve her şeyi nasıl aynı anda yapabiliyor diye düşünüp kendisini rol model almışımdır her zaman. Şu an birinin bana bu soruyu sorup da benim bunu cevaplıyor olmam bile böyle çok saçma ve böyle heyecan verici geliyor bana. Hani kesinlikle Gülse Birsel benim için şeydir yani bu konuda birinci sıradadır. Onun sayesinde birazcık bu işlerin üstüne gittim diyeyim. Biraz böyle komik olmayı sevme durumu. Ama hep bir absürt bakış açım vardı çocukluğumdan beri. Çocukluğumdan beri hep bir absürt bakış açım vardı hayata karşı. Biraz annemden de gelen bir şey bu. Annem de komik bir kadındır. Ve çoğu şeyi gülerek, kötü şeyleri bile biraz böyle gülerek bize aksettirmiştir. Aslında ne kadar iyi ne kadar kötü tartışılır ama zamanla ben de kendi hayatımda hep böyle kötü bir şey yaşasam dahi onu birazcık sanırım yumuşatmaya çalışmak için komiklikle üstesinden gelmeye çalıştım ve bu bende bir huya dönüştü. Sanırım da bu yüzden her şeye karşı biraz olsun o absürtlük, o ironiklik var bende diye düşünüyorum. Bir sürü insan sana ürün göndermek istiyor, bunu da sormuşlar. Hı-hı. İstiyorsan toplayacağım. Falan. Şey yapabiliriz, benim biyomdaki mail adresine mail atabilirseniz şayet ürün gönderimiyle ilgili ben size iletişim bilgilerimi iletebilirim. Çok teşekkür ederim bu arada. BTS dinliyor musunuz? K-pop'a karşı duruşunuz nedir? Yaşım geçti. Kesinlikle yaşım geçti K-pop falan için. Onu söyleyeyim. 93 doğumluyum bu arada. Bunu şöyle düşünüyorum. Benim dönemimde Backstreet Boys'lar, NSYNC'ler, Britney Spears'lar vardı ve delirirdik yani. Pınar'la böyle duvarlarda posterler falan işte Blue falan vardı. Bilirsiniz siz de umarım. Bizim zamanımızdaki o çılgınlık şu an bence K-pop. O yüzden anlayabiliyorum. Ama hiç bana göre bir şey değil. Yani K-pop türü falan hiç bana göre değil. Şu an dinlediğim Britney Spears'lar, NSYNC'ler de muhtemelen bana çok nostaljik ve çocukluğumdaki o böyle kıpır kıpır duyguları hatırlatmasından kaynaklı. O yüzden K-pop'la ilgili nostaljik bir bağım da olmadığı için şu an hani K-pop türünü dinlemiyorum. Dinlemem de muhtemelen diyebilirim. Ama hani şey gelmiyor, bu ne lan gelmiyor yani. Hani bizim zamanımızda da böyle bir şey vardı. Şu an tabii bunun 2020 versiyonunu görüyoruz. Daha cinsiyetsiz ne bileyim cinsiyetsiz grup üyeleri falan görüyoruz. Mesela eskiden erkek kadın çok daha ayrıydı, seks objesi gibilerdi falan. Şimdi daha yeni dünyanın etkilerini görüyoruz bence K-pop'ta. O yüzden saygı duyuyorum ama dinlemiyorum. İşte işinden memnun musun? Aynı sektördeki yaşıtlarına tavsiyen var mı? Muhtemelen sosyal medyayı soruyor diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Dijital marketingçi oldum. Marketing. Bir dakika dur sırayla kızım hepsini nasıl cevaplayacağım? İşinden memnun musun? Aynı sektördeki yaşıtlarına tavsiyen var mı? İşimden memnunum. İşimin şeklinden memnunum. Kendi işim olmasından çok memnunum. Yani bir ajansta sosyal medyacı olsam memnun olmazdım muhtemelen. O yüzden tavsiyem kendi işinizi kurun olur muhtemelen. Nasıl dijital marketingci oldun? Söyleyemiyorum. Aylık geliri yeterli mi? Stresli mi? Cevabı evet. Hepsi evet. Nasıl digital marketingçi oldum diye bir soru gelmiş. Nasıl oldum? Reklamcılık okudum öncelikle. Sonrasında birkaç sene ajanslarda sürünüp lan bu iş bilgisayardan yapılıyor ve ben buraya sabahın köründe gelip gece 2'ye kadar çalışmak zorunda değilim gibi küstahça bir düşünceyle ajanslardan istifa ettim. Yani çalıştığım yerlerden ayrıldım. Sonra yaklaşık 1-1,5 sene süründüm. Cidden süründüm yani. İş bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Motivasyonum sıfır, kendime güvenim sıfır falan. Hayatımın en karanlık dönemlerinden biriydi 2016-2017. Ve sonrasında düşe kalka toparladım. Şu anki gelirim bana gayet yeterli geliyor. Eve falan çıkabildim. Yani hayatımı cidden iyi şekilde yürütebildiğim bir gelirim olduğunu düşünüyorum. Bunu böyle bir ukalalık gibi algılamayın. Sadece kendime yettiğimi düşünüyorum şu an için. Umarım tabii ki sürdürülebilir olur. Çünkü freelance'de en zor şey şu anki durumunuzun sürdürülebilir olması. Yani ben şu an mesela iyi durumdayım dedikten 2 ay sonra çok kötü durumda da olabiliyorum. Hani o yüzden benim için bu çok değişken. Freelancer herkes için belki de böyle. Başka soru neydi lan? Soruyu unuttum. Sorudan uzaklaştım. Stresli mi diye sordum. Çok stresli. Bu yüzden de çok stresli. Yani bu ay 5 müşterim varsa öbür ay 3 kalabiliyor. Öbür ay 7 oluyor. Bu sefer nasıl yetişeceğim lan tribine giriyorsunuz. Ve her şeyle kendiniz uğraştığınız için epey zor oluyor. Ama şimdi böyle minik bir ekipleşme durumumuz var. O yüzden işler biraz daha büyür ve daha güzel giderse tabii ki benim de stresim azalır ama gerçekten kendi işinizi yapmak dünyanın en stresli şeyi. Lütfen saç rengin tam olarak nedir? Neden lütfen dediğini anlamadım. Lütfen saç rengim tam olarak nedir mi? Son videoda harikaydı demiş. Teşekkür ederim. Evet, saçların bonus olan videoda sanırım robot incelemesi. Şöyle, saçlarımın dibi kendi rengim. Şu uçlardaki ise yani 5 ay önce, belki 6 ay önce boyadığım Davines A New Color serisinin 5 numarası. Çok güzel bir boya bu arada. Gidip sakın gratis'ten öyle boktan boyalar falan almayın. 2 kuruş fazla verin ama doğru düzgün bir boyayla saçınızı boyayın derim şahsen. Ki böyle bir tavsiyeyi benden mi alacaksınız emin değilim. Saçlardan devam etmişken demiş ki saçların çok iyi. Yok mu bir boyayıp ağzına sıçma ve bunu video atman. Biri kendine zarar vermeni istiyor. Abi o kadar çok insan saçını yak diyor ki bana tekrardan. Yakmayacağım. Yapmayacağım bunu ve yakmayacağım yani. Israrla direniyorum. Belki saçımı boyama ihtimalim olabilir ama onu da gidip boyatmayı düşünüyorum ama Covid'de de gidip kuaföre saç boyatmayı çok da istemiyorum açıkçası. Hani boyatırsam bundan sonra böyle çok uçuk kaçık bir renk olmaz diye düşünüyorum. Ne gülüyorsun lan arkada? Kirpik liftingi yaptın ya, bunun hakkında bilgi istiyorlar. Memnun kaldın mı? Bilgi verebilir misin? Yeniden yapar mısın? Kirpik lifting videosu çekecektim ama sinir krizi geçirdim tek başıma çekmeye çalışırken. Çünkü bir yandan gözünüzü kapağına böyle bir yapıştırıcı sürüp bir yandan video çekip bir şeylere bakmanız mümkün olmuyor. O yüzden Selin'e kirpik liftingi yapacağım. Kirpik liftingi konusunda uzmanlaştım. Bir sürü arkadaşımın kirpiklerini kıvırttırdım ve bayağı güzel oldular. Çok memnun kaldım. Trendyol'da satılıyor. Aşağı bırakırım. Kesinlikle parasını hak eden bir ürün. İndirimde bulursanız yapıştırın. Demiş ki en büyük hayalet nedir? Sonra sana sinirlenmiş 5 dakika sonra muhtemelen. Bazen gerçekten artık biraz daha az şey almalıyım demiyor musun? Bana kızmış. İkinci sorudan başlayayım. Kesinlikle diyorum ve bunun için çalışmalarım sürüyor. Daha düzgün, daha kaliteli, daha uzun süre kullanabileceğim şeyler alıp boktanlardan kurtulmaya çalışıyorum. Sürekli bir şeyler elden çıkartıyorum. En büyük hayalim. Ya ben 50 sorulara cevaplayamıyorum. Bunu beni tanıdığında da söylemiştim. En büyük hayalim, yani böyle bir şey yok benim için galiba. Ha şöyle mesela, hani en büyük hayalim değil ama şu an aklıma geldi hazır sezonundayız diye. Bir yılbaşını New York'ta geçirmek hayalim yani mesela. Yani çok da zor değil ama şu an zor. Maddi olarak zor yani. Bak herkes aynı isyanda bulunmuş. Demiş ki tahminen ne zaman her hafta video atan bir YouTuber'a dönüşürsün? Her hafta video atan bir YouTuber'a dönüşmem. Ya bilmiyorum ya, 2021 itibariyle bu olabilir. Çünkü Selin'in kamerası var. Canavar gibi çekiyor. Şu an onunla çekiyoruz. Ve bu işi yapan bir insan. Yani bana bir destekçi gerekiyordu ve hayatıma girdiği için çok mutluyum bu konuda gerçekten. Her şeyi tek başınıza yapmak bir yerden sonra insanı çok yıpratıyor. Ve inanın çok büyük bir iş yüküm varken yanımda bir de bunu yapıyorum. Ve yani ben YouTube'dan para falan kazanmıyorum. O yüzden bunu bir hobi gibi görmem, bunu sevmem ve bunu severek yapmam lazım. Ama artık motivasyonum var. Birilerinin bana destek olabiliyor olması, biraz daha fazla kişiye erişiyor olmam ve böyle keyifli içerikler üretme isteğim. Bunlar bir araya geldiği için umuyorum ki 2021 itibariyle istediğim YouTuber'a dönüşeceğim. Asla fotoğrafın nedir diye sormuşlar. Telefonun elimde. Ver hemen açalım. Gözüküyor mu? Aynen. Paraya Zeynep'in numarasını veririm falan. O kadar basit bir telefon numaram var ki kafayı yersiniz bu arada. Aslında uygulamaya çalıştığın bir motton var mı? Varsa nedir? İki tane var. Bir tanesi annemin her zaman bir yol vardır gibi bir mottosu vardır hayatta ve her şeyi çözmeye çalışır. Ben de öyle bir karakterim. Bir şeyi çözene kadar bırakmam. Bazen belki biraz fazla yapıyorum bunu. Her zaman bir yol olduğunu düşünürüm her şeyle ilgili ve onu çözmeye çalışırım. Bu bir. İkincisi de bir şeyi Yani bunun aslında bu ilintili. Bir şeyi kesinlikle sonuna kadar denedim diyene kadar denerim. Yani bir şeyden ben vazgeçiyorsam gerçekten o iş için yapılabilecek her şeyi yapmışımdır. Bu iş olur, ilişki olur, arkadaşlık ilişkisi olur. Her şeyle alakalı. Neden Kobra Murat? Bu ilk sorusu. İkincisi de yaşamak istediğin hayat bu mu? Hayır abi tabii ki. Maddi ve manevi açıdan hayır, yaşamak istediğim hayat bu değil. Ama şu an yetiniyorum. Ve yani böyle zoraki bir yetinme hissiyatıyla yetinmiyorum. Şu an mutluyum. Yani mutsuz olduğumu söyleyemem. Ama yaşamak istediğim ideal hayatta tabii ki şu an bu değil. Neden Kobra Murat? Abi çok absürt bir herif. Ya herifin evi altın kaplama bir kere. Yani saçma sapan bir hayatı var. Ama kötü anlamda söylemiyorum bunu. Komik saçmalıkta bir hayatı var yani. Ve ben de böyle absürt şeylerin çok peşinde olan bir insan olduğum için o adamın o enerjisi, şıkır şıkır giyinmesi, evinin altın kaplama olması, yani başka bir evrende yaşıyor gibi ve böyle değişik tipler çok hoşuma gidiyor. O yüzden Kobra Murat'ı çok seviyorum yani. Pınar'ın gözlerinin Ela alma ihtimalini neden ısrarla kabul etmiyorsun? Çünkü değil. Ben Ela aldığını düşünmüyorum. Hatta ona biz bir göz rengi bulduk. Birkaç story paylaşmıştım. Sonra birileri bana dedi ki bak bu renk kehribar mı? Öyle bir göz rengi varmış. Pınar'ın gözleri direkt o. Abi mesleğini çok merak ediyorlar ya. Allah Allah. Şeyler söyle. Ne olur. Nasıl geliştirdin kendini? Ne okudun? Nasıl bu noktaya geldi? Çevre kesinlikle önemli bir faktör ve benim iki mesleğim birbirini besliyor. Bunu da mesela çok öngörmüyordum. Influencer olmak, içerik üreticisi olmak, sosyal medya yöneticiliği birbirini çok besliyor. Çünkü bir kere ikisinin de mecrası aynı. Yani ben bu işi yapıyorum zaten, bir yandan da buraya video çekiyorum gibi düşünün. Reklamlama biliyorum, pazarlama taktikleri biliyorum ama inanın kendi sosyal medyamda böyle taktik yapayım, pazarlama taktiği uygulayayım. Bunlara çok düşmüyorum. Hatta bunları yapmadığım için orada çok mutlu ve rahat hissediyorum aslında. Çünkü zaten kendi normal hayatımda yaptığım şeyler bunlar olduğu için kendi sosyal medya hesaplarımda hiçbir zaman böyle işte tabii ki mesela link paylaşımlarında bir şeylerde şunu şöyle paylaşırsam daha çok yukarı kaydırılır diye düşünüyorum tabii ki ama hani onun dışında abi şunu patlatayım da şöyle olay olsun gibi bir şey çok fazla düşünmüyorum. Soruya dönecek olursak nasıl geliştirdim? Çalışarak geliştirdim abi yani ve çevre edinerek geliştirdim ve her yere salça oldum yani. Gri saçını özlüyor musun? Özlüyorum ama bakımını ve sonrasını özlemiyorum. Ama bence şu an çok daha doğal genç durduğumu düşünüyorum. Lütfen YouTube'da seni daha çok görelim, özlüyoruz. Ne kadar çok insan bunu istiyor ya, çok ilginç. Günlük yaşamda yapmaktan nefret ettin ama yapmak zorunda olduğun şey nedir? Çamaşır asmak. Sen de mi onu söyleyecektin? Gerçekten çamaşır asmak ve çamaşır. Yani genel olarak ev işi bu arada. Evlilik hakkında neler düşünüyorsun Zeynep'im? Seni çok seviyorum bu arada. Hiç gerekli olan bir şey değil bence ve insanların üzerinde baskı oluşturduğunu düşünüyorum ama bence gereksiz de bir baskı. Yani evlenecek olursam hiçbir zaman evleniyorum işte hayatım bambaşka olacak ya da kötü ya da iyi anlamda hiçbir şekilde bir beklenti oluşturmadan evlenirim. Yani zaten ben evleneceğim insanla muhtemelen yıllardır birlikte yaşıyor olurum. Evlilik artık onun belki bir şeyleri gerçekleştirmek için bir bahanesi olur. Evet! Bitti mi? Bitti demediniz mi lan? Demek istiyorum. Wow! Gerçekten uzundu ama iyi cevapladığımı düşünüyorum. Beklediğimden az tekledim. Çatır çatır cevapladım. Çok teşekkür ederim bu arada. Cidden çok güzel sorular sormuşsunuz. Farklı sorular sormuşsunuz yani. Bana diyorsunuz ki YouTube'a video koy. Sonra ben analitiklere giriyorum. %87 abone olmamış kanala. Yani buradan abone olun diye de demek de istemiyorum ama yani basmıyorsunuz şu butona be kardeşim. Umuyorum ki haftaya yeni bir video çekmiş olurum da tekrar bir arada oluruz. Sizleri öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Çok güzel mi yapıyorsun? Bence bir kapak pozu verelim. Kapak pozu.